Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arzu Mırra cezveyi anlatacağım. Kullanımını nasıl olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Arzu Mırra'nın iki parça halinde sizlere geliyor arkadaşlar. Bir elektriğe taktığınız kısım, açılır kapanır düğmesi var. Bir de cezvesi var arkadaşlar. Cezve normal fincan olarak tam 8 tane fincan alabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar duble bardak da bugün yapacağım. Duble bardakla da, yani duble fincanla da tam 4 tane maksimum alma kapasitesine sahip. Normal kahvemizi yapacak şekilde, nasıl ocakta yapıyorsak o şekilde kahvemizi dolduruyoruz. Şeker ilave etmek istiyorsanız şekerinizi de ilave edelim. Bu şekilde de bu malzemeleri, suyu falan koyduktan sonra çalıştıralım arkadaşlar. Dediğim gibi ben 3 tane duble fincanla yapacağım. Ofiste çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Seslendirmeyi evde yapıyorum. Burada son bardağıma su yetmedi, ona ilave ediyorum. Toplamda şu anda 3 tane duble fincanım var. Bunu, fincanımın içindeki suları bir cezvenin içine aktardıktan sonra açma düğmesiyle birlikte sadece pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Pişmesi kısa sürede gerçekleşiyor. Nasıl anlıyoruz piştiğini? Bir kabarma mevcut arkadaşlar. Normal, her zaman dediğim gibi, ocakta nasıl cezvenizde kahveniz kabarıyorsa bunda da aynı şekilde bir kabarma göreceksiniz. Zaten o şekilde olduktan sonra da piştiğini anlıyorsunuz. Bol köpüklü kahve yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Ofiste kullanıyoruz bu makineyi. Bir arkadaşım bana ev hediyesi olarak getirmişti. Evde kahve makinesi olduğundan dolayı da ben bunu ofiste kullanıyorum. Dediğim gibi kısa sürede pişiriyor. Bakın böyle artık köpük oluşmaya başlıyor. Buralarda çok da anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Pişmesini bekliyoruz. Kısa sürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol köpüklü bir kahve mevcut. Denemek isteyenler, kullanmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.